Evet, Mısır'da dengeler nasıl? Bu soru çokça sorulmaya başladı. Tahrir Meydanı, oradaki alan, yeni süreç, yargının ortaya koyduğu tavrın kodları çözülmeye çalışılıyor. Ama kafalar çok karışık çünkü o merkezden, o alandan haber almak, hele hele medyalar aracılığıyla yaparsanız bu işi iyice allak bullak oluyorsunuz. Biz de dedik ki bölgeyi gezen, oradan direkt izlenimlerini paylaşacak bir gazeteci dostumuz olsun ve bize bir son durumu değerlendirsin. Neler yaşadı, neler gördü. Oradan yola çıkarak belki biraz şifreleri çözme şansımız olur. Gazeteci Yunus Söner, Haber Merkezi'nin ikinci kuşağında stüdyomuzda. Yunus Söner, hoş geldiniz Haber Merkezi'ne. Hoş bulduk. Uzun süre orada bulundunuz. Bu kritik, hatta diye tanımlayabileceğimiz sürecin tamamını o alanda gözlemleme şansınız oldu. İsterseniz baştan alalım. Nasıl Mısır'a gittiniz? Rahat her tarafa girip çıkabiliyor musunuz? Havalimanında, kontrolde vesaire. Biraz oradaki izlenimlerle yavaş yavaş seçim sürecine doğru, anayasa referandumuna doğru gidişimizi sağlamış olalım. Mısır'a gitmem aslında biraz çat kapı oldu. Mısır'ı uzaktan takip etmeye başladım ve orada şöyle bir beyanatla karşılaştım Mısır hakkındaki haberleri takip ederken. Bu anayasayla bizim milletimizi ikiye bölüyorlar diyordu bazı göstericiler. Bu batılı haber ajanslarına da kısmen beyanat olarak yansıdı. Bu benim ilgimi çekti. Ondan sonra biraz daha karıştırdım ve çat kapı gitmek gerek kararını verdim. Bunun temelinde şöyle bir şey de yatıyordu. Yani o insanların ne istediği, bu muhalefetin tam olarak ne istediğini, göstericilerin ne istediğini yerinde keşfetmek, onlara sormak başlıca dürtümdü. Dolayısıyla atladık uçağa gittik. Gece yarısı, çarşamba gecesi Kahire Havaalanı'na indim. Kahire'de her yere girmek, çıkmak esas olarak kolay, mümkün. Yani herhangi bir ulaşım kısıtlaması veya bir yoğun bir gerginlik yaşamıyorsunuz. Yalnız bazı noktalarda tabii dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle Selefi grupların referandum akşamı yaptıkları saldırı, Vefd Partisi'ne yaptıkları saldırı alanında olmak tehlikeli bir durum mesela. O anda orada olan bir gazeteci de nitekim dövülmüş. Onun dışında özellikle muhalefetin yaptığı gösterilerde elinizi kolunuzu sallayarak herkesle konuşabiliyorsunuz ve çok rahat bir ortam var. İlk halkla mı yoksa oranın önde gelenleriyle mi görüşme imkanı buldun? Biraz kodları çözmek için havalimanında Kahire'de başladığın izlenimlerini ilk hangi ayakta değerlendirdin? Halk ekseninde mi oldu? Politik isimler mi oldu? Öncelikle halk ekseninde oldu. Yani gece yarısı Kahire'ye indik. Dolayısıyla o gece yarısı kalacak yer bulmak açısından bir izlenim sunamam. Fakat ertesi sabah hemen doğruca Tahrir Meydanı'na gittik. Gittim ve orada doğrudan göstericilerle iletişime geçtim. Ve ne istiyorsunuz? Siz neden buradasınız sorusunu mümkün olduğu kadar çok insana yönelttim. Dolayısıyla başlangıç noktası halk oldu. Ne istiyorlar? Ne yanıt verdiler? Mursi'nin istifasını istiyorlar. Gayet net. Tahrir Meydanı'nda Tahrir toplananlar. Meydanı'nda. Günlerce mi sürdü şimdi o Tahrir toplantı? Meydanı'nda şöyle bir durum var. Tahrir Meydanı haftalardır işgal altında. İşgal altında demek şu demek, oraya onlarca, bazı günler artan sayıda çadırlar kurulmuş. İnsanlar bu çadırlarda sabahlıyorlar. Bunlar en aktif eylemciler. Bunun dışında gündüz boyunca herkes oraya geliyor. Ne var ne yok diye bir kolaçan ediyor. Tahrir Meydanı'nın bir köşesinde bir kürsü koymuşlar. Mikrofon da var. Bu kürsüye isteyen çıkıp istediği şeyi anlatabiliyor. Ve bu kürsüye her türden insan çıkıyor yani. Siyasetçisi de çıkıyor. Ne bileyim, oradan geçen ve aklından geçeni anlatmak isteyen vatandaş da çıkıyor. Bunların hepsiyle konuştum ben. Hem çadırlarda geceleri kalan insanlarla konuştum, hem oradan geçip şöyle bir kolaçan eden, işte ne var ne yok diye bakan insanlarla da konuştum. Ve hepsinin ortak talebi Mursi'nin istifası. Bu şu açıdan ilginç. Tahrir'deki göstericiler aslında muhalefetin tutumundan daha radikal bir tutum alıyorlar. Yani muhalefet anayasa protesto ediyor. Onu ayrıca konuşabiliriz isterseniz. Göstericilerse
doğrudan Mursi istifa etsin, Mursi gidene kadar biz buradayız diyorlar. Bu şu anlama mı geliyor? Yani bunlar mübarek taraftarı mı peki? Hayır. Yani ne görüş ekseninde Mursi'ye temelde itiraz ettikleri noktada ne? Yani halklarını gasp ettiklerini mi düşünüyor, oraya gayrimeşru yollardan çıktığını mı düşünüyor? Ne söylüyorlar? Mursi gitsin ama niye gitsin? Şimdi orada şöyle bir ilginç bir nokta var. İlk etapta bunlar bir gerekçe bile öne sürmüyorlar. Mursi'nin istifasını o kadar kararlı bir şekilde ve o kadar doğal bir şekilde talep ediyorlar ki istifa etmelidir çünkü cümlesini bile kurmuyorlar. İstifa edecek. Tartışmasız bir şey. Ondan sonra sorduğunuz zaman tabii oradan çeşitli fikirler ortaya çıkıyor. Seçimlerin hileli olduğundan tutun. Mursi'nin bir devlet başkanı değil, Müslüman kardeşlerin delegesi gibi çalışmasına değin. Çeşitli fikirler ortaya çıkıyor. Şöyle bir olay da var. Tahrir Meydanı'nda bütün partilerin birer çadırı da var. Yani bir parti çadırı gibi yerleşmişler oraya. Burada tabii çeşitli partiler çeşitli görüşler öne sürüyorlar. Mesela birisi diyor ki işte bu anayasa ülkemizi bölüyor. Bu anayasanın arkasında Mursi var. Dolayısıyla anayasayla beraber Mursi'nin de gitmesi lazım diyor. Diğer bir tanesi ekonomik önlemleri öne sürüyor. Yine ortak bir nokta Müslüman kardeşlere karşıtlık. O net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani Tahrir'deki göstericiler Mısır'ı Müslüman kardeşler İhvan yönetemez. Yönetmemeli. Görüşünde birleşiyorlar. Birleşiyorlar. Biraz daha aydınlatmak için hani oradaki sloganlar ne? Oradaki sizin röportaj yaparken söylediğiniz ifadeler var ama biraz bizim Cumhuriyet mitinglerini ifade eder yazılar da yazıldı. Onunla karşılaştırabilmek mümkün mü? Anti-Amerikancı sloganlar mı vardı? Yoksa sadece sizin sorunuza yanıt verildiği gibi işte Mursi gitsin miydi tek slogan? Biraz buralardan nasıl bir sonuç çıkartabiliriz? Karşılaştırma yapılabilir tabii ama benzetme çıkar mı çıkmaz mı? Biraz tartışılır. Biraz tartışılır. Şöyle diyeyim. Mursi istifanın yanında, Mursi'nin istifasını talep eden sloganların yanında en yaygın sloganlar yine Müslüman kardeşleri hedef alan sloganlar. Çok güzel, hoşuma giden bir slogan. Hem Müslüman kardeşlere hem de Selefi gruplara yönelik bir slogan. Sakalını kes, altından mübarekin yüzü çıkacak. Şimdi Müslüman kardeşler biliyorsunuz bir devrimi sürdürme, mübareke karşı gerçekleştirilmiş devrimi sürdürme iddiasında. Sloganlar da bu iddiaya hedef alıyor. Ve sen aslında eski rejimin uzantısısın, devamısın şeklinde bir tepki dile getiriliyor. Amerika sorusunu ben de çok sordum. Hem göstericilere sordum, hem görüştüğüm siyasilere sordum. Orada çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Şimdi Amerika, onun arka planını anlatayım. Amerika Mursi'yi ve anayasa referandumunu biraz ikircikli de olsa destekliyor. İkircikli çünkü Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu Mısırlıların işidir. Biz karışmayız gibi bir beyanatlarda bulunuyor ama o kısmı desteklemesi zaten diplomatik bir açıklama. Ben de bunu sordum. Şimdi göstericilere de sordum. Ne diyorsunuz? Mursi'yi Amerika destekliyor dedim. Bana çok ilginç bir yanıt verdiler. Önemsemiyoruz dediler. Yani gerçekten hem göstericiler ama hem de muhalefet partileri için de geçerli bu. Amerika'nın tavrını önemsemiyorlar. Dolayısıyla Amerika'yı bir hedef alma dertleri bile yok. Onun siyasi düzlemde şöyle bir örneğini de gördüm. Referandum öncesi hafta Obama resmi bir çağrıda bulundu taraftarlara ve bu basına da yansıdı. Yani yansıtıldı. Oturun, görüşün, referandum öncesinde bir ulusal diyalog yürütün diye Obama hem Mursi'yi aradı hem de basın aracılığıyla ve kendi kanallarıyla tabii muhalefetle de haberleşti. Ve muhalefet o toplantıya yine de gitmedi. Gitmedi ve Obama'nın çağrısına bir tepki vermek ihtiyacı bile hissetmedi. O çağrıyı bu arada Tayyip Erdoğan da Mursi'yi arayarak telefonla iletmiş. Benim görüştüğüm siyasi liderler şunu söylüyorlar. Mısır'da ülke içi dengelerde kim kazanırsa Amerika zaten onu tutar.
diyorlar. Güç bizim diyor. Güç yani. Bizim. Yani biz Mısır'ı kazanırsak Amerika bizi tutacaktır diyorlar. Şunu yapmaya çalışmıyorlar ben görebildiğim kadarıyla. Hani Amerika'yı ikna edip bak biz senin projelerini daha iyi uygularız tutumu yok. Bunun temelinde tabii şöyle bir yaklaşım da mantıken yatıyor. Biz Amerika'ya değil, Amerika bize muhtaç. Buna göre davranıyorlar. Göstericiler için de aynı şey söz konusu. Yani öyle ortalıkta yakılan Amerikan bayrakları falan görmüyorsunuz. Ben herkese sordum ne diyorsunuz ama yani. Omuz silkiyorlar. Yani 2-3 tane pankart gördüm. Amerika orada şey diyordu mesela. Amerika biraz küfür ediyor. Ondan sonra biz mücadelemize devam edeceğiz, seni takmıyoruz türünden beyanatlar vardı. Böyle bir tablo söylemek mümkün. Şimdi bu yargı işi ilginç. Sizin döneminizden mi başladı? Oradaki gözlemleriniz arasında var mıydı bu son bilgi? Ciddi bir direniş söz konusu. İstifa eden bir başsavcı, seçimlerin hileli olduğuna yönelik bir açıklama. Bir de Mursi'nin kanadından gelen evet hayır oranlarıyla muhalefetin verdiği rakamlar arasında bir çelişki söz konusu. Gerçi daha da tamamlanmadı galiba değil mi? Daha seçim yapılacak herhalde bölgeler var. Tabii seçim bölgelerini ikiye böldüler. Şimdi şöyle sandıkların yargı mensupları tarafından gözetilmesi gerekiyor. Her sandığın seçim noktasının başında bir yargı mensubunun ya bir savcı ya bir hakim bulunması gerekiyor. Yargı mensupları çoğunluk olarak seçimi boykot ettikleri için katılacak mensuplar bütün sandıkları gözetmeye yetmedi. Dolayısıyla seçimi ikiye böldüler. Bir cumartesi 10 ilde yapıldı. Diğer cumartesi diğer illerde yapılacak. Dolayısıyla önümüzdeki cumartesi ikinci tur düzenlenecek. Yargının muhalefeti benim gitmemden önce başladı. Onun şöyle bir temeli var. Şimdi bu anayasayı hazırlayan bir kurucu meclis var. Bu kurucu meclisin ne kadar yasalara uygun olup olmadığı tartışmalı. Bu konuda kararı verecek mahkemenin toplanacağı gün, mahkemenin binasının önü Selefi gruplar ve yine Müslüman kardeşler tarafından bloke edildi ve hakimler mahkeme binasına giremedi. Yani dolayısıyla yargı bir bakıma meydanın işgal yoluyla devre dışı bırakıldı. Onun öncesinde yine Mursi'nin yayınladığı, 22 Kasım'da yayınladığı kararnamesi var. Sonradan geriye aldığı kararname. Bu kararnameyle özet olarak şunu söylüyor. Benim devlet başkanı olarak aldığım bütün kararlara karşı yargı yolu kapalıdır. Yani bir bakıma kendisini ve kararlarını yargı üstüne yerleştiriyor. Ki yargı üstüne yerleştirmek demek kanun üstüne yerleştirmek demektir. Yani yargı çünkü keyfi kararlar alamaz. Sonuç olarak aldığı bütün kararları mevcut kanunlarla, yasalarla gerekçelendirmek zorunda. Bir bakıma Mursi yasalar benim için geçmez dedi. Yargı da bunun üzerine tabii olmaz dedi. Üstüne mahkemenin bloke edilmesi ve toplanamaması da eklenince yargı mensupları boykota geçtiler ve Mursi'nin daha sonra o kararnameyi biraz geri alması ama o kararname çerçevesinde aldığı kararlarda diretmesi de yargı mensuplarını yumuşatmadı ve devam ettiler. Yeni anayasa bölünme endişesi olduğunu ifade ettiniz. Tahrir meydanında biraz küçük küçük bunun notlarını aldım dediniz. Biraz bunu açmak istesek nasıl bölecek? Hani mezhepsel bir bölünme mi söz konusu, eyalet gibi bizdeki büyükşehir yasasına benzer bir şeyi mi anlatıyorlar? Ya da muhalefet partileriyle yaptığınız görüşmede bölünmenin çizgisini nereden ortaya çıkartıyorlar? Çok basit. Şimdi Mısır bir ulus devlet. Mısır ulusu diye bir ulus var. Anayasanın tabii Mısır ulusunun yansıtması ve Mısır ulusu ile devletin ilişkilerini düzenlemesi gerekiyor. Yeni anayasada ikinci maddeden itibaren şeriat düzeni çok ön plana çıkartılmış. Şimdi burada bir ayrıntıya değinmek gerekiyor. Şeriat eskiden de Mısır anayasanın ciddi bir parçasıydı. İkinci madde eskiden de şöyle diyordu. Şeriat Mısır'da yasaların kaynaklarından biridir diyordu. Onun tarihi de ilginç.
umarım sıkmıyorumdur. Gayet önemli bilgiler. Bu yasanın girmesi Mısır'ın İsrail'le 67 savaşı sonrasında imzaladığı barış anlaşmasına dayanıyor. Enver Sedat'ın imzaladığı bu barış anlaşması sonrasında ülkede İsrail'e karşı büyük bir tepki oluşuyor. Ve Sedat bu tepkiyi yatıştırmak için şeriat yasasını, yani bu şeriat göndermesini daha doğrusu, anayasaya koyuyor. Fakat o gün bugündür yasaların şeriatla uyumlu olup olmadığını bir yandan El Ezher Üniversitesi, İslami Üniversite karar veriyor. Bir yandan da ama mahkemeler ve yargı mensupları karar veriyor. Şimdi bu değişiyor. Bu değişiyor ve Sünni İslam çerçevesindeki şeriat temel oluşturuyor. Yani temellerinden biridir değil, anayasanın temelidir deniliyor. Hı hı. Bu denilince tabii Mısır'ın %10-15 arası bir Kıpti nüfusu var. Yani bu insanlar Arap, Mısırlı, Mısır ulusunun bir parçası. Fakat dinleri Hristiyanlık. Bunlar tabii şimdi anayasanın biz neresinde kalıyoruz diyorlar. Onlara dair üçüncü madde şöyle diyor. Hristiyanların örneğin medeni kanun çerçevesine giren hakları, kişisel yasalar vesaire vesaire, onları onların önderleri, onların dini önderleri düzenler diyor ve bir daha da bahsetmiyor. Ama bu şeriat yasasını, şeriat kanunları nasıl uygulanacak, bunları kim belirleyecek, El Ezher Üniversitesi'nin şeyhleri nasıl belirlenecek vesaire vesaire, bu konulara dair ayrıntılı açıklamalar var. Yani nüfusun %10-15'i anayasa dışında kalıyor. Ve yani üçüncü madde tabii çok laubali bir şekilde dile getirmek isterseniz diyor ki onu da siz halledin, bizi ilgilendirmez diyor. Bu şekilde bölüyor. Bu şekilde bir mezhepsel diyebileceğimiz bir tanım var. Tıpkı Büyük Orta Doğu Projesi'ndeki hedefler olduğu gibi, tabii, ya kimliksel ya mezhepsel bir noktaydı. Hani göstericiler de bunu diyor zaten. Diyorlar, yani benim görüştüğüm örneğin Hristiyan Kıpti Mısırlılar diyor ki ya burası benim ülkem, burası benim ulusum ama ben burada dışlanıyorum diyor. Yani bu anayasa benim anayasam değil diyor. Nitekim anayasanın oluşum sürecinde de Kıptilerin temsilcileri, kurucu mecliste bulunan temsilcileri buna çok büyük protestolar göstermiş, itirazlarda bulunmuş. Ancak sesleri duyulmadığı için kurucu meclisi terk etmişler ve muhalefetin anayasaya karşı çıkma nedenlerinden biri de, en önemli nedenlerinden biri de bu. Yani bu anayasa bütün Mısır'ı temsil etmiyor diyorlar. Diyorlar. Diyelim ki Mursi istifa etsin ya da o Tahrir Meydanı talebi yerine geldi. Bir kaos mu bekler Mısır'ı? Sonrasını planlamışlar mı? Kendi liderleri var mı? Ya da muhalefetin bir araya gelip muhalefetle yaptığınız görüşmelerde bir aday çıkartabileceklerine dair hiç iz ya da söyleşi denk geldi mi? Şimdi muhalefet, dediğim gibi muhalefet göstericiler kadar radikal değil. Öyle mi? Evet. Muhalefet Mursi'yi istifaya davet etmekten çekiniyor. Hatta bazı muhalefet sözcüleri şunu açıkça söylüyorlar ki aslında meydanlar bu hareketi yürütüyor diyorlar. Yani insanlar kitlesel bir şekilde sokaklara dökülüyor, tahrire dökülüyor veya işte yüz binlerce ifade edebileceğimiz bir kitle başkanlık sarayının duvarlarına dayanıyor ve muhalefetin adımlarını da biraz bunlar belirliyor. Dolayısıyla muhalefet Mursi'nin istifasına ne derece hazır? O biraz tartışmalı. O biraz şüpheli. Yani geleceğe dair endişeli. Kendileri de zaten şu anda esas dertleri bu anayasa sürecini durdurup tekrar yeni bir kurucu meclisin seçilmesi ve uzlaşarak ortak bir şekilde herkesi kapsayacak bir anayasanın oluşturulması. Muhalefet liderleri Mursi istifa etsin demiyorlar. Fakat Mursi referandumda ve anayasada direttikçe muhalefet tabii bir noktada artık Mursi ile de hesaplaşmak zorunda kalıyor. Böyle bir durum da var. Yani bunun şifreleri çözelim diyorsunuz. Şifreleri o açıdan tam çözemiyoruz. Çünkü muhalefet de tam şifreleri çözebilmiş değil. Yani muhalefet içinde şimdi burada 20'den fazla parti var. Bunların da tabii bazıları anayasaya hayır diyor. Kesinlikle hayır diyor. Bazıları anayasaya hayır ama görüşebiliriz diyor. Bazıları da anayasaya hayır ama aslında derdimiz Mursi diyor.
Bunun altını özellikle çizmek lazım. O belirsizlik ekseninde de. Son olarak Türkiye bakış açısına ilişkin bir değerlendirme almak mümkün oldu mu? Bir Türk gazeteci olarak kendinizi tanıttığınızda ya da Erdoğan dediğinizde, hani özellikle Arap Baharı denilen tırnak içinde süreç sonrasında çok büyük sempati duyulan Arap ülkelerinde artık özellikle AKP'ye yönelik eleştirilerin geldiği bir süreç vardı. Mısır'ı bunlara dahil etmek mümkün mü? Vatandaş, halk bu noktada biraz sert cümleler sarf ediyor mu? Yoksa normal mi, eskisi gibi mi, bir değerlendirme yapmak mümkün mü? Mümkün. Benim yapacağım değerlendirmenin temeli tabii birebir yürüttüğüm görüşmeler. Mutlaka. Yani bunu, onlardan kastediyorum. Bunu Mısır'ın geneline mal etmeyelim. Şöyle, Erdoğan beğeniliyor. Net tespit etmek zorundayız. Yani Erdoğan göstericiler arasında beğeniliyor. Neden beğeniyorsunuz? Peki nesini çok beğeniyorsunuz diye soruyorum tabii. Orada işte bu one minute meselesi hemen ortaya çıkıyor. Peki siz Erdoğan'ın Mursi ile çok yakın bir ilişki içinde olduğunu biliyor musunuz diye sorduğum zaman şöyle bir geri çekilme, bir tepki, kafalar biraz karışıyor tabii. Ondan sonra peki siz Erdoğan'ın işte Libya konusunda aldığı tutumu biliyor musunuz? Irak, Suriye konusunda aldığı tutumu biliyor musunuz diye sorduğum zaman da başlar sallanmaya başlıyor ve tavır değişiyor tabii. O anda iki dakika önce Erdoğan'ı çok beğeniyorum diyen adam, aa öyle mi? Aa ben vazgeçtim o zaman demiyor. Ama yüz ifadesinden anlıyorsunuz ki aa, durum böyleyse o kadar da matah değilmiş deniliyor. Yani bir bilgi eksikliğinden kaynaklı, kesinlikle. Aynı havayı ya da aynı cümleleri belki tekrar alışkanlığından kaynaklı ifadeler ortaya çıkabiliyor yani ama... Şöyle bir etkisi olmuş tabii, o one minute show'unun bütün bir kere olduğu bir gerçek oldu. Yani o bir, kalıcı hala bir daha söylüyorlar. O kalıcı bir etki yaratmış. Onun özellikle altını çizmek istedim. Vatandaş ekseninde en azından bakış açısının doğru bilgiyle belki... bir zemine taşınması noktasında da verdiğiniz örnek bence çarpıcı. Erdoğan'dan ayrıca Türkiye'ye bakışlarında şöyle bir noktada var yalnız. Benim görüştüğüm özellikle siyasi liderler Türkiye'yi kendilerine laiklik düzeyinde örnek görüyorlar. Yani Erdoğan bir yana ama esas heyecanlandıkları nokta Atatürk. Şu mesela başıma geldi. Bir partinin bürosuna giriyorsunuz. İşte Türk olduğunuz söyleniyor. Herkes birbiriyle konuşuyor. İşte bu Türkmüş falan diyorlar. Ve hemen oradan buradan mesela Atatürk sesleri duymaya başlıyorsunuz. Yani sizi daha sormadan, ya Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormadan Atatürk sesini duymaya başlıyorsunuz ve Atatürk'ten bahsedişleri gerçekten değişik. Orada gözlerinde bir ışık keşfediyorsunuz bazı insanların. Yani böyle bir ah bizim de böyle bir önderimiz olsa, birçok kişi yani şunu açıkça söylüyor, böyle bir önder Orta Doğu'ya bir daha gelmedi diyorlar. Nasır var Mısır'ın tarihinde, önemli bir milli devrimci bir kişilik. Onunla karşılaştırıyorsunuz, ona da çok olumlu bakıyorlar ama diyorlar Atatürk ayrı diyorlar. Çünkü Atatürk diyorlar işte Kurtuluş Savaşı'nı yürüttü. Yani bu çok etkileyici. Bu çok önemli notla da sohbetimiz keyifli gidiyordu. Sizin izlenimlerinizi dinlemek de keyifli. Çok çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadığınız haber merkezinde sorularımızı yanıtladınız. Biraz kafalarımız netleşti esasında. Tabloyu en azından birebir aldığınız için oradan yansıtılanları da biraz soru cevap şeklinde seyircilerimize de aktarmaya çalıştık. Yunus Soner gazeteci dostumuz Kahire ve Mısır izlenimleriyle, zaten Aydınlık Gazetesi'ndeki fotoğraf ve haberleriyle sizlerle birlikteydi. Onun biraz daha özetini burada birlikte yapmaya çalıştık. Çok çok teşekkürler.